Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi görünüm yansıtma olayını yapacağız. Metin 2'de yansıtma nasıl yapılır? Onu bakacağız. Önce buralarda bir yerde Teo Vahtan abimiz vardı ya. Teo Vahtan abi. Ha şurada. Bak mesela Teo Vahtan abimiz burada arkadaşlar. Arkadaşlar ben kara yüzlerin görünümünü çok fazla seviyorum. Benim hoşuma gidiyor. Bence biraz komandovari bir görüntü gösteriyor Sura'da. Komandovari gibi bir görünüm oluyor. Onun için şu aldığımız şey neydi ismi? Kemik plak hazır. Bu kemik plak hazırın atı bir gönderelim. Ya da göndermeyelim. Atın etrafta dolmasını da seviyorum. Dönmesi güzel oluyor. Şu çok böyle janjanlı, albenili, parlak, aşırı böyle çekilli, şukurlu, girintili, çıkıntılı çok hoşuma gitmiyor benim açık söyleyeyim. Onun için şöyle yapalım diyorum. Şimdi ben şu arkadaşı şuraya indireceğim. Teobat'tan abimize geliyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz aura giysisini gelişim. Aura giysisini yükseltme. Gelişim geçiyor. Aura giysisi değerleri aktar. Kolye tamam evet dediğimizde ne yapıyormuş? Aura giysisini buraya koyuyorsun. Ne emdireceksen buraya da. Bir aura giysisi yapmayacağız şu an. Bonus emiş. Kombinasyon. Kombinasyon omuz kuşağı için falan. Ama burada binek dönüşümü, binek bonus aktarımı da bonus aktarım varmış. Binek değil, bonus aktarımı nasıldı? Bonus aktarımı da ne yapıyor? Bunu koyuyor. Başka bir şey mi? Yok, bonus aktarımını detaylı göstermemiş. İkili değil. Bonus aktarımını nasıl yaptığına sonra bonus için orijinal eşyanın alıcı eşyaya aktaramaz. Bonuslarını orijinal eşyadan alıcı eşyaya aktaramazsın. Önce transfer eşyasını içine çekerek pencereyi etkinleştir. Ardından orijinal ve alıcı eşyayı seçebilirsin. Nasıl yapıyormuşsun? Transfer eşyasını içine çekerek pencereyi etkinleştir. Aktarımı esnasında imha edilir. Orijinal bonusların aktarımı esnasında imha edilir. Devam etmek istiyor musun? Hayır. Yani bununla işimiz yok da. Yani bir arada onu inceler, onu yaparız. Yansıtmaya geliyoruz arkadaşlar. Evet diyoruz. 50 milyon Yanga da yapıyor bu işi. Şimdi şunu şuraya koyuyoruz arkadaşlar, orijinalini. Sonra da yansıtacağımız görüntüsü yansıtacak mı? Kaldırılan nesne silinir. Tamam diyoruz. Şunun görüntüsünü buna aktarıyor. Tabii bu işi ne diyor böyle? Üzerinde yansıtılmasını istediğin nesneyi üzerine yansıtılmasını istediğin nesneyi sola koy, diğer nesneyi sağa koy. Soldaki nesnenin görünümü soldaki nesnenin görünümü yansıtmayı onayladığın ve senden yank çekildiği takdirde değişir. Bu nesneyi kullandığında yank kullanmadan eşyanı yansıtabilirsin. Yani şey nesnesinde kullanırsak. Yansıtmayı onayladığın ve senden yank çekildiği takdirde değişir. Soldaki nesnenin görünümü değişiyor. Şimdi şöyle yapacağız. Ben 50 milyon yank, 50 milyon yank benim için önemli. Bende EP var. Onun için ne yapacağım arkadaşlar? Ben yansıtma bileti alacağım. 49 EP'yi harcıyorum bunun için. Şunu şöyle bir kapatalım. 50 milyon yankla da yapabiliyorsunuz bu işi. Şöyle açıyoruz. Şu yansıtma biletimizi buraya atıyoruz arkadaşlar. Nereye attı? Buraya atmış. Şunu da alıyoruz. Sonra Teavahtan abimize yeniden tıklıyoruz. Devam diyoruz. Yansıtma diyoruz. Evet diyoruz arkadaşlar. Bu kullandığımız zırh, kemik plaka zırh. Ona kara büyü zırhın yansıtmasını geçmesini istiyoruz. Kara büyü zırh, artı 6 bir kara büyü zırhı yansıtıyormuş. Olsun. Kaç olduğu artısı önemli değil. Ama tek şöyle bir durum var. Mesela bu artı 9 kemik plaka zırh ya. Bu artı 9 kemik plaka zırha kara büyü zırhın görüntüsünü yansıtacağım ben. Tamam. Ama bu mesela artı 7 olsaydı ya da artı 6 olsaydı. Kemik plaka zırhım. Kara bir yüzünün görünümünü ona yansıtsaydım. Yansıttıktan sonra da atıyorum kutsama kağıdıyla ya da demircide ya da büyülü metalle her neyse. Kemik plaka zırhını artı 7'den artı 8'e geçirmek istedim diye artı bassaydım. Artı bastıktan sonra yansıtılan görüntü kayboluyor. Bunu da öğrenmiş olun. Bu da böyle de bir özelliği var. Yank istemiyor bu bileti kullandığımız için. Tıklıyoruz. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi kemik plaka zırhımız giydiğimiz zaman kara bir zırh olarak yansıyor.
Bu görünümü ben daha çok seviyorum arkadaşlar. Bu görünüm benim hoşuma gidiyor. Öyle çok can canlı, allı benli, pullu mullu bir görüntüsü vardı. O görüntüyü sevmiyorum. Gördünüz zaten yansıtmadan önceki halini. Ne asıldı. Şimdi arkadaşlar üstümüzde millet kara büyü zırh var sanacak. Hatta ben adını siz söyleyin. Avra taş zırhın da görüntüsü güzel. Avra taş zırhı da belki yansıtabilirim ama avra taş zırh da kara büyü zırhın bir geliştirilmiş versiyonu zaten. Ama kara büyü zırh biraz komando var gibi duruyor. Onun için seviyorum ben bu zırhın görüntüsünü. Şöyle ortada da şeyi var. Gördüğünüz üzere. Rengi rengi. Kara büyü zırhı seviyorum. Tamamdır. Bu yansıtma olayı böyle. Metin 2 yansıtma, görüntü yansıtma nasıl yapılır? Bunu da hep beraber işlemiş olduk arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Bay bay.